Hiç şey demiyor. Hani biz şampiyonluk büyük ölçüde garantiledik. Hiç rehavete kapılmıyorlar. Sıfır rehavetle giriyorlar. Okan Hoca aynı şeyi söylüyor. Futbolcular işte Icardi ödül töreninde aynı şeyini söyledi. Yani baktığında Galatasaray sanki şampiyonlukta çok büyük bir avantajı yokmuş gibi bu maça çıkacak. Bence kolay bir şekilde 3 puanını alacak. Asıl burada tartışılması gereken Fenerbahçe olur. Onu da tartışılırız ama ben sanki baştan beri hep şunu söyledim. Derbiye kalmayacak gibi işledim. Sanki yani Fenerbahçe Kayserispor maçında takılırsa hiç şaşırmam. Çünkü 6 puanlık fark, hoca eleştiriliyor, oyuncular çok eleştiriliyor. Hoca ile ilgili bazı oyuncuların söylemleri, bir sürü şey var. Yani Fenerbahçe'de aslında hani çok böyle kamuoyuyla paylaşılmasa da başarısızlığın faturasını herkes birbirine bir taraf camianın büyük bölümü Fenerbahçe yönetimine ve hocaya kesiyor. Futbolcuların özellikle yabancı futbolcular hocaya kesiyor. Takım içinde yavaş yavaş gruplaşmalar olmaya başladı. Gitmek isteyenler ortaya çıkıyor. Anlaştı denilen oyuncular var. Yani Fenerbahçe şu anda bence paramparça. Şöyle paramparça. 6 puanlık fark nedeniyle hem büyük bir hüzün var, hem büyük bir şok var. Çünkü şampiyonluğa çok inanmışlardı. Bu sene o sene diyorlardı. 6 puanlık farkı kapatacağına hoca matematiksel olarak şansımız var dedi ama Tadic gibi, Dzeko gibi oyuncular, takım lideri oyuncular da artık şansımız çok azaldı dediler geçtiğimiz maçtan sonra. Ben yani Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Yarın Galatasaray için şampiyonluk günü olabilir diyorum yüksek ihtimalle. Yani çok da derbiye kalmasında sanki Fenerbahçe de istemez gibi düşünüyorum. Hani diyecekler ki şimdi saçmaladığımı düşünebilirler ama futbol bu. Yani iş oraya geldi sanki. Fenerbahçe kaybedecekse burada sanki Kayseri maçında bu kadar olumsuz hava nedeniyle puan kaybeder diye düşünüyorum. Galatasaray ise çok rahat kazanır. Çünkü çok moralli, çok güçlü bir Galatasaray var. Karagümrük'te hem kupayı yorgunluğu var, moralsizlik var, panik var. Takım zaten formsuz ne olursa olsun. O yüzden de Galatasaray'a zorluk çıkarabileceğini düşünmüyorum. Abdullah Hocam katılmışsınız şampiyonluk yarışlarının içinde oldunuz siz de ama Zeki Uzundurkan'ın da söylediği gibi Fenerbahçe ritmini de kaybetti son 2 haftadaki puan kayıplarıyla. Ritmini kaybetti. Galatasaray kazanmak zorunda ama Galatasaray'ın da rakibinin şiddetle puana ihtiyacı olması, hala düşme tehlikesi yaşayan bir takım olması ve bakarsın Fatih Karagümrük'ün de maçı zorlaştırıyor bence. Bilmem katılır mısınız? Ya şimdi şu sadece güç yani oyuncu kalitesi, son haftalarda oynanan oyuna bakarsak Galatasaray'ın muhtemel Karagümrük, Konya, Fenerbahçe maçlarını kazanması muhtemel. Benim sadece düşündüğüm konu Karagümrük'ün düşme potasında olması. Ve nasıl bir reaksiyon verecek? Tolunay Hoca bunları düşünerek Trabzon Kupa maçında belirli ölçülerde rotasyon da yaptı. Ben Galatasaray'ın favori olduğunu kesinlikle düşünüyorum ama 37 puandaki bir takımın da vereceği reaksiyon bence çok önemli. Bu kısmı benim için çok önemli. Ben o bölümü de iyi hazırlandıklarını düşünüyorum. Diğer taraftan Fenerbahçe için şunları söyleyebilirim. Son haftalara girildiği zaman Fenerbahçe bence hem oyununu kaybetti hem inancını kaybetti. Zaten sevgili Zeki Uzundurukan'ın söylediği gibi Sivas maçından sonra Dzeko'nun artı son maçtan Konya'dan sonra da Tadic'in söyledikleri oyuncuların yavaş yavaş bu olaydan ne kadar koptuğunu gösteriyor. Ama Fenerbahçe şunu düşünebilir. Ya işte bir aksaklık olur mu? Bir beraberlik olur mu Fatih Karagümrük Galatasaray maçında? İşte biz de Kayseri'yi kazanıp en azından Ali Sami Yansıtan'da Galatasaray'ı yenmeye gidip orada böyle bir oyun oynar mıyız? Küçük bir şansları varsa da bunu düşünebilirler. Ki son haftada Konya'nın durumu ne olacağı belli değil. Çünkü Konya hala oradan çıkmaya çalışıyor. Ama genel tabloda şöyle bir şey çıkıyor. Realist konuşmak gerekirse Galatasaray şu anda çok önde. Yani mucize olmadığı sürece Galatasaray şampiyonluğu kaybetmeyecek gibi görünüyor. Artı bir de şöyle bir şey var.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Ali Sami Yen Rampus Park'ta yeneceğinin de garantisi yok. Orada da avantaj Galatasaray'da. Artı oyuncuların form durumuna ve oynanan oyuna baktığımız zaman hakikaten son haftalarda Galatasaray'ın ciddi bir oyun anlamında yükselen bir performansı var. Fenerbahçe'nin de aksine moral bozukluğu içinde düşen bir oyunu var. Artı Fenerbahçe'nin de eksikleri var. Onları belki konuşuruz programın ilerleyen dakikalarında. Ya böyle bir tabloda sevgili Cüneyt, her şey Galatasaray'ın elinde. Ya Galatasaray büyük hata yapmadığı sürece büyük ihtimalle şampiyon olacak. Fenerbahçe'den karamsar bir tablo var Cem Hocam, katılır mısınız? Katılıyorum gerçekten. Fenerbahçe açısından zor bir tablo var. Umutlarını kaybetmiş. Gittikçe ikinci yarıdan itibaren şampiyonluktan uzaklaşan bir Fenerbahçe var. Tabii bunun arkasında bir sürü nedenler de var. Yani onları da söylemek de lazım. Gerçi Galatasaray'ın hiçbir zaman için buradaki çıkışını göz ardı etmemek lazım. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin önüne geçerken ortaya koyduğu oyun, saha içerisindeki birlikteliği, beraberliği, aidiyet duygusu, o yakaladığı aurasını seyircisiyle sinerjiyi paylaşması gerçekten Galatasaray'ı hem bu puan farkıyla hem de Fenerbahçe'nin önüne geçtiğini söylememiz lazım. Şampiyonluk yarışında çok büyük bir favori olduğunu söylemek lazım. Şimdi Fenerbahçe'sinden baktığınız zaman şuna bakmamız lazım. İkinci yarıda Fenerbahçe 2 puanla sen lider kapamış. İkinci yarıdan sonra sen buraya gelene kadar 8 puan kaybetmişsin ve 16 maçta Galatasaray senin önüne 6 puan önüne geçmiş. Şimdi buradaki nedenler sadece işte o güçlü oyunda, işte Real Hoca'yla da konuşuyoruz işte yayından evvel. Evet, Fenerbahçe'nin o zamanlar oynadığı oyunlar güçlü bir oyunlar. Peki o oyunlar niye geri gitti? Onu konuşmak lazım. Yani bu niye gitti? Şimdi o Fenerbahçe hani güçlü oyunsa niye gelişti? Finale çıkan Olympiakos'u elinden kaçırdı. Yani, hepimiz oturduk ya ağladık. Güçlü oyun çok büyük bir kavram. Bence çok, parametresi hocam, çok. Hocam çok bak, sürdürebilirlik çok ciddi bir istikrar lazım. Güçlü oyunlar, güçlü oyunlar oradaki iyi oyun Fenerbahçe'nin. Ya olabilir. Sen iyi oyun dersin. Ben güçlü oyun derim. Fark etmez. Yani sen güçlü oyun, pardon, sen iyi oyun dersin. Ben güçlü oyun derim. O ikimizin ortaya koyduğu parametreler farklıdır. Sana göre öyledir, bana göre öyledir. O ayrı bir şey ama Fenerbahçe'nin gerçekten doğrusu tektir. Tamam, yani senin doğrun o, benim doğrum o, öyle diyelim yani. Boş ver şimdi onu da. Ya ben şimdi açıkçası ya bitireyim mi? Sen sezonun ilk devresi burada hep Fenerbahçe'yi yarı dönem sığdıramazken ben diyordum güçlü oynamıyor Cem Hocam, güzel hocam diyordum. Güçlü oynuyordu Cira'cığım. Güçlü oyun bir tek Fred'e mi bağlı? Fred oynamadığında Cem Hocam. Fred'le bir alakası yok ki, yani güçlü oyun. Fred oynamadı mı duruyordu. Fred oynamadı. Fred daha sonra gittikçe de. Fred yok bir şahsa ama oyun, bak, bütün parametrelerini ortaya koyan Fenerbahçe vardı. Bütün sezon Haaland belki 15-20 maç kaçılı sakatlandı. Bütün oyuncular sakatlandı. Adamlar yine şampiyon oluyor. Güçlü oyun bu. Rahacığım, senin vermiş olduğun örnekte adamlar 1 milyar 300 milyon euroluk bir şeyden potansiyelden bahsediyorsun. Olsun, adam geçen olsun. Sene bırakmadığı kupa kalmamış. Bırakmadığı işte bu sene de keza tamam. Güçlü oyun var. Tamam. Bitireyim ne olursun tamam, ya. Tamam. Yani ben dediğim gibi açıkçası geçen ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin o gücünü, o sahadaki ön alan baskısı, herkesin işte yapmış olduğu. Mesela ben şöyle bir şey baktım çıkardığımda. 5 tane oyuncusunun ortaya koyduğu 19 maçtaki performans, 42 gol atıp 21 tane asisti olan 5 tane oyuncusu: Batshuayi, Dzeko, Tadic, Szymański, İrfan Can ve bunların içerisinde Cengiz'i de daha katmadım. Onun dışında ilk yarıya bakıldığında da Icardi, Barış Alper, Martens, Zaha ve de Kerem Aktürk ve buna da son haftalarda Ziyech'i de dahil ettiğimiz zaman 25 tane gol ve 15 tane asist var ilk yarı itibariyle. Ama ikinci yarıya bakıldığında son 5 maçta Fenerbahçe 8 gol yapmış, 4 tane asisti var. Galatasaray'a baktığınız zaman da 16 tane golü var, 14 tane asisti var. 11 tane asisti var, pardon. Yani bu ortadaki rakamlar zaten Galatasaray'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu, iyi ve güçlü oyununu devam ettirdiğini, Fenerbahçe'nin de ilk yarıdan sonraki düşen o güçlü oyunu gittikçe, bana sakatlıklar dersiniz, sağ dışındaki bir takım yapılan olumsuz, belki de idari kavramları söyleyebiliriz.
Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bence Fenerbahçe gittikçe şampiyonluktan uzaklaşan bir takım görüntüsü aldı. Şurada Ocak'ta Ankara Gücü Ziraat Türkiye Kupası maçında 3-0 yenilmeden evvel 4 kulvarda giden Fenerbahçe gittikçe ilerleyen haftalarda bence bu kulvarları kaldırmakta zorlanan bir Fenerbahçe. Dış taraftaki konuşulan işte kongreydi, Arabistan Süper Kupa'ydı, U19'du. Bence Fenerbahçe takımını biraz yordu diye düşünüyorum. Düşüşlerin nedenlerinden bir tane sakatlıklar da var. Benzer durumları Galatasaray'da yaşadı. Ama Galatasaray'da sağ dışında elendi. Onlar da Avrupa'dan elendi. Ama şöyle U19... Onlar da Riyad'da bir stres yaşadı. U19 maçının kararı, genel kurul bunlar kolay şeyler değil. Yani bir camianın üstündeki olumsuzlukları takımdan ayırt edemezsiniz. Takım da bunları ister istemez yaşamıştır. Ama bu olumsuzluklar işte dış etmenler yoluyla olmadı ki. Fenerbahçe kendisi bu olumsuzlukları oluşturmadı mı bir bakıma? Yani i̇şte o 19'a çıkılması için kimse baskı yapmadı ki şimdi, Fenerbahçe. Tamam bence bunların hepsini bir yanlışın içerisinde olduğunu görüyorum. Yani ben Ahmet'te, Mehmet'te, kabahat veyahut da işte o ama bu süreç içerisindeki bu olumsuz tablo sirayet edenlerden bir tanesi de bunlar diyorum. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani netice itibariyle bu kadar olumsuz tablo, Olympiakos işte elememiz gereken bir takımdı. Eleyemedik. Onun olumsuzluğu. Dolayısıyla sakatlar, işte bu U19'lar, Suudi Arabistan, kupalar hepsi bence bu olumsuz havayı yarattı ve bu kadar puan farkının açılması. Peki, bir de şunu da söylemem lazım. Reha hocam çok özür dilerim. Rekoru kıracağım bugün. Yarın akşam sen de Reha hocam. Hocam çok formdasın bu akşam. Çok İçerideki 9 puanı kaybeden bir Fenerbahçe var. Ve içeride hiç kaybetmeyen bir Galatasaray var. Kendi seyircisiyle de inanılmaz bir sinerji yaratmış vaziyette. Ve Fenerbahçe de tam tersini seyircisiyle bir türlü galip olduğu zaman bile barışamayan ve tedirgin eden bir Fenerbahçe takımı var. Bence olumsuzluklar işte bu ufak ufak başlıklardan anlaşılabilir. Buyurun hocam. Şu etkili olmadı mı başarısızlıkta hocam? Takım takır takır giderken Başkan Ali Koç çıktı. Ben başkanlık yaptığım sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar söylemi. Ne kadar etkili oldu ya da? Bana göre çok etkili oldu. Onları Fenerbahçe ikinci bölümü. Öyle mi? Tamam.